Meşrutiyet Caddesi'nden devam ettiğinizde ileride solda Hazopulo Pasajı'na varırsınız. Pasaj kelimesinin geçit anlamını tam olarak karşılayan, Meşrutiyet Caddesi ile İstiklal Caddesi'ni birbirine bağlayan 3 binanın birleşmesinden oluşan, içerisi kocaman, üstü açık, iç avlulu ve sağ tarafında Panaya Isodion adında bir Rum Ortodoks Kilisesi olan en eski pasajlardan biridir, Hazopulo Pasajı. 1871 yılında büyük adalı olan Rum Kyriakos Hazopulo tarafından Sultan Abdulaziz döneminde inşa edilmiştir. Açık avlunun yer döşemelerinin bir zamanlar çakıl taşlarıyla döşeli olduğu yerdeki kalıntılardan belli olmaktadır. Üst katlar daha önceleri konut olmak üzere yapılmışken, bugün ya depo ya ofis olarak kullanılmakta veya boş tutulmaktadır. Her ne kadar bugün onlarca nargile kafenin istilası altında olsa da, bir zamanlar kaliteli dükkanların olduğu, aynı zamanda entelektüellerin buluşma mekanı olan bir pasajdı. İnşa edildiği tarihlerde 13 numaralı dükkanda Ahmet Mithefendi'nin matbaası kurulmuştur. Ve pasaj, Jön Türklerin buluşma mekanına dönüşmüşken, Namık Kemal, çıkarttığı İbreç gazetesi ve sahnelediği Vatan yahut Silistre oyunu yüzünden 4 arkadaşıyla birlikte burada tutuklanarak sürgüne gönderilmiştir. Bunların dışında, bir zamanlar terzilerin, kuaförlerin, kunduracıların, oyuncakçıların, restoran ve meyhanelerin, ünlü fotoğrafçımız Ara Güler'in babasının eczanesinin bulunduğu ve ünlü şairimiz Ahmet Haşim'in gelip kahvesini içtiği bir mekan olmuştur. Bugün halen hediyelik eşya satan dükkanların, kafelerin, nargilecilerin, sahaf ve meyhanelerin olduğu bir yer olmasına rağmen, acizane bize eski zarafeti hatırlatan sadece bir dükkan. Madame Katya'nın şapkaları. 1967 yılından beri burada faaliyet göstermektedir. Bir zamanlar kadın zarafetinin ayrılmaz parçası olan şapka ve eldivenler özel günlerde kullanılmak üzere alınırmış. Her ne kadar bu gelenek azalmakta olsa da günümüz dizileri ve filmleri Madame Katya'nın faaliyetini sürdürebilmesine katkıda bulunmaktadır. Bugün pasajın çok bakımsız olduğu görülmektedir. Bunun esas sebeplerinden bir tanesi miras davalarıyla alakalıdır. Monsieur Hazopulo vefat edince miras kızına geçmiş ve oradan eşinin kız kardeşine aktarılmıştır. Hanımefendi 1976'da ölünce 1980'de pasaja kayyum atanmıştır. Bu süreçte birçok dava görülmüştür. Ancak pasaj şu an hala kayyum yönetimindedir.